Antik Mezopotamya'nın genelde medeniyetin beşiği olduğuna inanılır. Tarım ve şehirleşmenin başladığı yerdir. Bütün bunlar insana buranın huzurlu bir yer olduğunu düşündürebilir. Fakat durum aslında bunun tam tersiydi. Gerçekte burası birbirini fetheden medeniyetler dizisinden ibaretti. Lourdes Müzesi'nde M.Ö. yaklaşık 1000 ile 500 arasında antik yakın doğunun kontrolünü elinde bulunduran Asurluların yaptığı heykellerle dolu bir odadayız. Bilhassa 2. Sargon'un sarayından getirilmiş olan bu heykeller M.Ö. 8. yüzyılda Asur medeniyetinin en güçlü zamanlarında oyulmuştur. Burası günümüzde Korsabat olarak bilinir ve Irak sınırları içerisindedir. Çeşitli Asurlu krallar farklı şehirlerde saraylar inşa ettirdiler. Bundan önce Nimrit'te ve Asur'da saraylar vardı. Bundan sonra da Ninova'da bir saray inşa edilecekti. Fakat bu eser günümüz korsa badındaki bir kazıda bulundu. Hayatta kalmış en etkileyici heykeller şehrin kapılarını ve de sığınağın kapılarını koruyan muhafız heykelleridir. Hem tapınak hem de kraliyet sarayı bu sığınağın içinde yer almaktaydı. Bu çeşitli kapıların her birinde insan kafalı, kanatlı boğa şeklinde muhafız figürler vardı. Bu heykellere Lamassu dendiği düşünülüyor. Kapıda duran figürler olarak düşünüldüğünde mantıklı olduklarını söyleyebiliriz. Korkutucu ve güçlü bir görünüme sahip bu heykeller Asur kralının gücünün bir ifadesi de olabilir. Devasa boyutlara sahipler fakat mimarinin yanında küçücük kalıyorlar. Büyük olasılıkla dev kemerlerin arasında duruyorlardı. Yapısal anlamda bir işlevede sahipler. Tek parça bir taştan yontulmuşlar yani heykeller üzerinde kesik yok. Antik dünyada bu tek parça taşları yerleştirmek hiç de kolay bir iş değildi. Anlaşılan sarayda bu devasa Lamassular'ın nasıl getirilip yerleştirildikleriyle ilgili kapartmalar vardı. Lamassular'ın kapıda durmak üzere yapılan figürler olduğunu unutmamak tabii ki önemli. Fakat sarayın duvarlarında da avlanma görüntülerini ve kraliyet gücünü gösteren diğer görüntüleri tasvir eden kapartmalar mevcuttu. Bu gördüğümüz aslında şehrin dış kapısında duran bir muhafızdı. Son derece iyi durumda. Benim en sevdiğim kısmı rozetlerle süslenmiş tacı. Üzerinde de yukarıda merkeze doğru uzayan çift boynuz var. Onun üzerinde de tüylerden oluşan bir halkı mevcut. Bu kadar devasa ve güçlü bir yaratık için bu süslemeler oldukça zayıf. Yüzler de fevkalade. Öncelikle alnın tam üzerinde tacın tam altına kadar gelen oyulmuş dalgalı saç görüyoruz. Bir de birleşen kaşlar var. Kulaklar da küpe takan bir boğanın kulakları. Bu küpeler oldukça zarif. Heykel baştan aşağı oldukça süslü. Tabi bir de sakalın o muhteşem karmaşık biçimi var. Yüzündeki yanaklar üzerinde küçük bukleler görüyoruz. Fakat sakal indikçe bu sarmalların aşağı doğru indiği, sonra da yatay şeritlerle bölündüğü dikkatimizi çekiyor. Kanatlar da hayvanın yan tarafından dolaşıp sonra da arkasından bu güzel dekoratif deseni oluşturuyor. Zaten vücutta da bu bukleler var. Ve bu bukleler canavarın kürkü izlenimini veriyor. Yaratığın altında ve bacakların çevresinde de çivi yazıları görüyoruz. Bunların bazıları kralın gücünü beyan ediyor. Ve kralın eserini yani sığınağa tehdit edenlerin lanetleneceğini söylüyor. Başka ilginç bir şey ise bunların hem önden hem de yandan görülecek şekilde yapılmış olması. Bacakları sayarsanız bir tane fazla bacak olduğunu fark edebilirsiniz. Toplamda 5 bacak var. 2 tane önden ve 4 tane de yandan. Fakat ön bacaklardan biri aynı yere denk geldiğinden 5 bacak var. Yaratığa yandan baktığınızda ileri gidiyormuş gibi görünüyor. Ama önden bakarsanız bu iki bacak sabit yani yaratık yerinde duruyor. Bunun kapıdaki bir muhafız figürü için ne anlama geldiğini bir düşünün. Yaklaşırken hareket ettiğimizde bu yaratığın durup bizi izlediği duygusuna kapılıyoruz. Fakat eğer buraya aitsek dostsak ve bu kapıdan geçmemize izin verilirse kapıdan geçerken hayvanın kendisinin de hareket ettiği izlenimine kapılıyoruz. Bir de bu hayvanın anatomisine duyduğumuz hassasiyetle konuştuğumuz bu dekoratif şekillerin kombinasyonu var. Hayvanın karnı şişiyor, arka tarafı geriye doğru hareket ediyor ve bacağındaki damarları, kasları ve kemikleri görebiliyoruz. Yani heykelin tabiata uygunluğu, tasavvuru ve de süslemeleri arasında tuhaf bir ilişki var. Bütün bu ayrıntılar kralın otoritesine, bu sarayın ve bu şehrin güçlendirilmesine gönderme yapıyor. Oldukça etkileyiciler. Bu medeniyetin gücü sizi dehşete düşürmeden bu sığınağa yaklaşmanız imkansız olurdu.